Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim pet shop'a geldim. Şöyle bir akvaryum verdi bana. Artık faremi ne beslediyse bunda. Bitkili akvaryum deneyeceğim arkadaşlar ben de. Şöyle bir şelale filtre aldım. Yani saatte 280 litre diyor ama ben pek anlamıyorum bundan. Şöyle bir şelale filtre aldım. Fiyatı da arkadaşlar 10 dolar. Fiyatı 10 dolar. 4 tane siyah kum aldım. 4 tane siyah kum aldım arkadaşlar. Deneyeceğiz bakalım. Yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak en azından denemiş oluruz. Bunda da önce bitkiyi deneyeceğiz. Ondan sonra içine ne koyacağımıza bakarız arkadaşlar. Belki neon tetra koyabiliriz. 6-7 tane. Şu filtreyi aldım ama bilmiyorum vallahi. Gerçi biraz indirim yaptı ama akvaryuma herhangi bir ücret ödemedim. Nasılsa zamanı gelince ona geri vereceğimi biliyorum. Bu kum çok ince. Bunu bırakacağım. Kaynamayacağım. Şunu alacağım. Bu sanırım sıfır. Sıfır olmaz. Evet arkadaşlar, kurulumuna başlarken evde önce bir temizleyeceğiz tankı. Daha sonra kapsül almaya geleceğiz. Evet şimdi böyle şu alt tankına diskus getirdi. Güzel balıklar ya. Nasıl balık getiriyor? Hakikaten güzel balıklar. Şunu arkadaşlar sordum. Bana satacağını söyledi. Çok rica ettim. Buna bir de dişi alacağım. Bekleyeceğiz. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evde olunca videoya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ufaktan pet shop'tan alalı birkaç gün oldu. Araya işlerim girdi. Artı bir de daireyi boyadım. Dilerseniz önce size odayı göstereyim. Arkadaşlar fıstık yeşiline boyamaya çalıştım. Işık yankı yapıyor. Fıstık yeşiline boyamaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Ben ilk kez boya yapıyorum. Herhangi bir tecrübem yok. Odayı size biraz göstereyim arkadaşlar. Oda boş. Şöyle şurada halılar var. Yıkamaya gidecek. Biri buranın, biri yatak odasının. Arkadaşlar burada paletler var. Büyük tank bu paletlerin üstündeydi. İki tane daha vardı. Toplamda 4 taneydi. İkisini atmıştım. İkisi böyle kaldı. Burada yaşayan vatandaşlar da dokunmamışlar. Böyle kalmış. Tank alalı dediğim gibi birkaç gün oldu. Arkasına siyah bir folyo yapıştırdım. Eyvah, ayna varmış. Buradan da size el sallayayım arkadaşlar. Arkadaşlar arkasına folyo yapıştırdım. Yalnız folyo anlamadığım bir şey var. Folyo yapışkanlı değil arkadaşlar. Herhangi bir yapıştırıcı malzemesi varmış. Aldığım vatandaş uyarmadı beni. Ben de yapışkanlı diye aldım. Anlamıyoruz kutuda ne yazıyor. Bunu ben kendi imkanlarımla yapıştırdım. İnternette seyrede. Yani bir şekilde yapıştırdım. Arka fon siyah. Kumlar almıştım o gün biliyorsunuz. Bir şelale filtre almıştım. Bu akvaryum için. Arkadaşlar bitkiler aldım. Şu şekilde göstereyim bitkileri. Şurada ismi var. Ama bunun öbürünün ismi yok arkadaşlar. Bilmiyorum, bir bilen varsa, hatta akvaryumda daha iyi gözükür. Akvaryumda kurduğum zaman. Şurada Anibias, Eledoa, bir de Cryptocorum var arkadaşlar. Boyayı bugün bitirdim. İkinci katı komple bitti bugün. Akvaryum bu şekilde burada duracak. Şu akvaryumu filtreyi şöyle yapayım. Şu akvaryum arkadaşlar bizim mağazada kullandığımız projektörler vardı. Aklıma geldi. Bir deneme yapacağım. Bu 10 watt. 10 watt 6000K arkadaşlar. Onu şuraya bir şekilde monte edeceğim. Vidalayacağım. Üstüne herhangi bir kapak, cam falan plan koymayacağım arkadaşlar. Sadece bitkileri, kumu dediğim gibi kuracağım. Yalnız içine daha camla eklemeyeceğim.
Eğer uyarsa, tutturabilirsek, atıyorum bu ışıkla olursa kolay bitkiler. Olursa sipariş ettiğim akvaryumlara da arkadaşlar birer tane bunlardan üstlerine bir şekilde monte edeceğim. Birer tane şunlardan çünkü bizim dükkanda yeterince var. Sanırım 10-12 tane kadar var. Boştalar. Boştalar. Eğer bununla olursa olur, olmazsa arkadaşlar buna profesyonel bir armatür alıp bitkiyi sadece burada bırakmak, öbür akvaryumlara bitki koymayacağım. Çünkü ben gerçekten hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Artık bu videoda bilgi içermiyor arkadaşlar. Dediğim gibi deneme yöntemi. Eğer bu ışıkla tutturabilirsem diğer tanklara da buradan bir de bakopa gelecek. Buradan atıyorum çoğaltabilirsem diğer akvaryumlara aktar gideceğim. Çünkü daha fazla bitki almayacağım. Alıp çürütmeye gerek yok. Herhangi bir bilgim yok. Arkadaşlar odada yapacağım projeyi anlatayım size biraz. Ben normalde akvaryumları şu köşeye düşünmüştüm. Burada eski videolarımdan hatırlarsınız dikdörtgen havuzun bu köşedeydi. Yalnız odayı boyarken aklıma bir şey geldi. Akvaryum arkadaşlar şu iki dolabın arasına açıp şu iki dolabın arasına akvaryumları şu iki dolabın arasına yerleştireceğim. Yani şu dolabı şu cam dibine kadar çekip paletleri atıp şu arada bir boşluk olacak. Aşağı yukarı 1 metre 20 santim falan ölçtüm. 6 tane akvaryum sipariş ettik. 40-40-40 ölçülerinde arkadaşlar. Olmadı iki katlı buraya bir ahşap set yapacağız. Önce bir akvaryumlar gelsin de ahşap malzemelerini de yakında alırım. Havuzu da şuraya düşünüyorum arkadaşlar. Almak istediğim havuz 2'ye 1.40. İnşallah onu almak istiyorum. Daha o markete gidemedim. Bir alışveriş merkezinde gördüm. Boruyu görüyorsunuzdur arkadaşlar. Herhangi bir tesisat çekmeyeceğimi söylemiştim. Ama ucunu da şöyle şu şekilde kendi imkanlarımla kapattım. Erite erite. Ama arkadaşlar 6 tane akvaryum sipariş ettik. İçeride bir tane büyük akvaryum var mutfakta. Bir tane ufak akvaryum var. Biliyorsunuz bir tür ciklet almıştım. Similis diye. Onlar var. O yüzden şuraya üstte atıyorum hava motorunu şu karşıya bırakacağım. Oradan şu borudan ne kadar lazım olursa herhalde bir 2-2,5 metre dolapların üstüne bırakacağım arkadaşlar. Direkt duvara falan herhangi bir monte falan uğraşmayacağım. En azından hem görüntü de güzel olur öyle düşünüyorum. Olmadı 4-5 tane de zaten fazla bırakırız. Artemiye'ydi, havuzdu derken hani fazla olsun. Zaten aldığımız motor yani büyüklü küçüklü bir 15-16 akvaryumuz hava basacak kadar güçlü olduğunu biliyorum. Takip ettiğim videolardan biliyorum. Yani o şekilde konuşuyorlar. Gerçekten çok büyükse 7-8 tane akvaryuma yani trop akvaryumu falansa 6-7 tane büyük akvaryuma deli basabiliyor. Ama bizim akvaryumlar çok ufak arkadaşlar. 40-40-40. Bunda zaten olmayacak şeyler olacak bunda. Büyük akvaryumda balık var arkadaşlar. Ne balığı var? Size geçen videolarımda da bahsetmiştim. Çiklet balıkları verecek bir vatandaş bana. Balıklar geldi yalnız balıklar çok kötü vaziyetteydi. Hala da öyleler. Onlara tuz banyosu yaptım. Tuz tedavisi uyguluyorum. Aşağı yukarı geleli bir hafta oldular. Bir 20-25 tane kadar balık vardı arkadaşlar. Ben o balıkları 10-12 tane kadar düşürdüm. Hala da düşüreceğim çünkü akvaryum zaten onlara ufak. Bir de daha da eğileceğim. Yalnız o balıkları size şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Komple burası bittikten sonra, onları da buraya taşıdıktan sonra o zaman gösteririm. Çünkü gerçekten gösterilecek gibi değiller. Tuz tedavilerini falan devam ediyorum daha. Isıtıcı koydum. Isı ayarını yükselttim. Çünkü balıklarda ne bileyim aşırı stres, erkeklerde liderlik kavgası falan derken bayağı bir hırpalanmış balıklar. Balıkların cinsi arkadaşlar imparator bıraktım kendime 7-8 tane kadar. Bir tane eğer doğru biliyorsam mapanga erkek var sarı. 3 ya da 4 tane de 3 ya da 4 tane de sarı prenses var arkadaşlar. Dişi olduklarını tahmin ediyorum. Yani portakal sarı prenses karışık var. Dişi olduklarını tahmin ediyorum. O şekilde bıraktım. Ama dediğim gibi balıklar çok yıpranmıştı. Zaten bana veren vatandaş 4-5 gün onları bir kovada tutmuş hava taşıyla beraber. Onu bir söyledi zaten benim şaltellerim attı. Aldım balıkları eve geldim. Akvaryuma bir attım arkadaşlar. Akvaryumu zaten almıştım temizledim. Benim eski akvaryum pet shopçuya vermiştim. Onu temizledim.
Direkt Çin attım arkadaşlar. Bir tane de pipo filtrem vardı, köşeli böyle. Hatta bir de Hamburglardan ben bir pipoyu kullandım. Direkt bastım için arkadaşlar. Ondan sonra ısıtıcı taktım. Isı ayarı şu an 28-29'larda. Tuz tedavisi uyguluyorum. 6-7 gün daha bu şekilde uygulayacağım. Ondan sonra artık normal döngüsünde bırakacağım akvaryumu. Ama onu dediğim gibi şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. İleriki zamanlarda göstereceğim. Gerçekten gösterilecek gibi değiller. Evet, odanın tanıtımını yaptık. Havuz dediğim gibi inşallah şuraya gelecek. Boru kesmedim. Nasıl keseceğim bilmiyorum. Testere bulamadım. Bıçakla bıçaklı bir şekilde doğrayacağım onu. Yani şu dediğim gibi dolapların üstüne direkt bırakacağım arkadaşlar. Hani duvara falan monte edeceğim. Akvaryumlar, yani şu dolap şu köşeye gidecek. Akvaryum setini şu araya yerleştireceğim. Yapıp yerleştireceğim daha doğrusu. Daha hiçbir şey almadım. Yakında onları da alırım. Arkadaşlar yalnız şöyle akvaryumu göstererek konuşayım da. Yalnız şöyle bir durum var. Akvaryumlar geldiği zaman kurulumu hemen olmayacak. Çünkü İstanbul'dan malzemeler sipariş ettim. Üretim filtresi sipariş ettim. Özelyem.com'dan. Malzemeli üretim filtreleri var arkadaşlar. Köşe böyle üçgen. Ufakları. Onun büyüğünden sipariş ettim. İki katlı olanlardan çıkmış. Ben yeni gördüm. Belki de çoktandır vardır. Ben yeni gördüm. Onlardan sipariş ettim. 5 tane. Aslında 6 tane verecektim de benim elimde de burada pipo filtreler var. O asansörlü Hamburg filtre var. O yüzden fazla malzemeye gerek duymadım. 5 tane sipariş ettim. Lazım olsa ilerleyen zamanlarda. Yalnız Türkiye'den onlar buraya nasıl gelecek bilmiyorum. Benim gitme ihtimalim, bu yakınlarda gitme ihtimalim yok. Oradan buraya birinin gelme ihtimali daha duymadım. Onu da bir şekilde getireceğiz. Bir şekilde onu da getireceğiz. Hani dediğim gibi o akvaryumlar gelecek. Biz kurulumunu yapacağız. Akvaryumlar gelecek. Boş vaziyette seti kuracağız. Akvaryumları koyacağız. Havuzu yerleştireceğiz. Şu bitkili tankı kuracağız. Yalnız bitkili tankı kurarken görüntü almayacağım. Çünkü gerçekten bir bilgim yok. Herhangi bir bilgim yok. O yüzden bitmiş halini göstereceğim. Şu ışığı buraya monte edeceğim. Hepsini yarın bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepsini yarın bitirmeye çalışacağım. Artık yani balık videolarına yakında start veriyoruz. Ben şimdilik videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Gerçekten bugün çok yoruldum. Zaten gecenin sanırım ikisiydi en son baktığımda. Gecenin ikisi oldu. Bugün çok yoruldum. Yarın dediğim gibi kurulumu yarın yapacağım. Gündüz gözüyle kumları yıkacağım. Bitkileri falan ekerken görüntü almayacağım arkadaşlar. Gerçekten ilk kez yapacağım için inşallah başarılı olursam ilerleyen zamanlarda bitkili akvaryum kurulumu diye biz de bir başlık atarız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ben akvaryum kurulumu bitirdikten sonra kısa bir görüntü daha alıp ondan sonra videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Keyifli hobiler. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Gene folyoya yapıştırdım ama bitkileri eklemem gene 2-3 günü buldu. 2-3 günü buldu. Akvaryum şu an bitmiş hali. Suda biraz tortular oluştu ama sanırım bitkilerden ötürü. Şöyle bir kapatalım bakalım nasıl görünecek. Aynen, daha iyi. Evet arkadaşlar, ektiğim bitkiler bunlar. Şu var. Şurada bir bitkimiz var. Arkada eladealar var. Kriptokorin sanırım. Yalnız bilmiyorum, bakalım artık. Arka tarafta bir anübiyaz var. Ufak bir mangol köküne bağladım. Yalnız şu anübiyazı ön plana alsaymışım daha iyi olacak. Neyse, ilerleyen zamanlarda onu da şey yaparız. Onu da ayarlarız. Arkadaşlar ışığı sabitlemedim. Ama sabitlemek lazım çünkü sabitlersem daha da güzel gözükecek. Işığım arkadaşlar 10 watt. 10 watt 6000K led. Bilmiyorum bu akvaryuma yeter ya da yetmez. Akvaryumun ölçüleri sanırım 50'ye 30'a 25'ti. Yani şimdilik yeni kurulum. İlk kez bitkili tank kuruyorum.
İnşallah biraz başarabilirsem. Ve içine hangi tür canlıyı koyacağıma karar vermedim arkadaşlar. Önerileriniz varsa önerileri açayım. Burada bulabileceğim bir türse önerilerinizi açayım. Gerçi kribbensiz olarak düşünüyorum ama bakalım. Bakalım biraz bu şekilde dönsün. Evet. Akvaryumumuzun son hali. Arkadaşlar size odayı da şu duvarların arasını pardon, dolapların arasını açacağımı söylemiştim. Dolapların arasını açtım. Akvaryumlarım yola çıktı. En kısa zamanda onlar da gelecek. Mesaj geldi çünkü kargoya verildi diye. Yani kargo dediğim nakliye şirketine verilmiş arkadaşlar. Kargo getirmiyor cam olduğu için. Arkadaşlar şurayı ölçtüm. 1,27 boşluk var. 1,27 boşluk var. Bakalım. Yani 6 tane tank 120-127 bence çok güzel bir şey olacak. 2 kat ufak tanklar. Üst katı da mutfaktaki büyük akvaryumu getiririz. Bir de ufak akvaryum vardı, onu da biliyorsunuz, onu da getiririz. Bakalım şimdilik durumlar böyle. Şimdilik durumlar böyle. 1,27 boşluk var burada. En azından burayı kullanacağıma, en azından buraya bir dediğim gibi koltuk takımı koyarız. Durumlara göre bakacağız arkadaşlar ama içime sindi. Büyük ihtimalle akvaryumları buraya koyacağım. Havuzun yerini zaten göstermiştim. Tank. Ne bileyim arkadaşlar, arka fon olarak ben yeni gelecek tanklara mavi fon seçtim çünkü siyah fon gerçekten çok şık duruyor ama siyah fonu kullanmak için arkadaşlar hakikaten kuvvetli bir ışık ve güzel bir filtrasyon sistemi lazım. Çünkü ne bileyim içime sinmedi yani şu tortular falan, gerçi sinecektir de ne bileyim yani dediğim gibi arka fon siyah olan akvaryumlarda filtrasyon ve gerçekten kuvvetli ışıklandırma lazım ki güzel gözüksün. Gerçekten arka fon güzel. Gerçekten hoşuma gitti ama gelecek olan akvaryumlara mavi fon seçtim. Mavi bir fon seçtim. Onu da siparişini verdim. Bizim Petshopça verdim siparişi. Çünkü internet üzerinden aldım bu siyahı da. Ben kendinden yapışkanlı diye aldım. Anlatmıştım zaten. Ama arkadaşlar çok tuhaf bir şey. Ve gerçekten iyi bir marka. Aguel miydi neydi? İyi bir marka. Yani internete arama motoruna girdiğim zaman en başlarda çıkan bir malzemeydi. Ben anlamadım ya. Ya bir yapıştırıcı şey varmış, malzemesi varmış. Olmayanlar için de bildiğimiz sıvı yağ ile yapıştırma olayı varmış arkadaşlar. Videolara baktım YouTube'da. Hakikaten ben de öyle yapıştırdım. Bildiğimiz sıvı yağ artı bir de bantla destek verdim yani. Ama siyah fon dediğim gibi güzel gösteriyor. Yani bunda ne besleyeceğime karar vermedim. Aklımda kribensiz var. Dediğim gibi kribensiz var. Pigment çöpçü var. Bizim Pet Shopçu'da bulmuştum. Bakalım arkadaşlar herhangi bir varsa tavsiyeleri açayım arkadaşlar. Eğer hani olacak bir şeyse. Ama kribensiz gerçekten bu tankta güzel durur diye düşünüyorum. Kribensiz olabilir. Ramizeri burada daha ilk geldiğim seneler vardı da bu aralar hiç farkına varmadım. Gökkuşağı diye düşündüm. Bizim Pet Shopçu'da bulamadım ama başka bir Pet Shop'ta buldum. Ne bileyim arkadaşlar, fiyatı bana pahalı geldi. Yani tanesi aşağı yukarı 16-17 dolara geliyor. Yani buraya da ben onları çift olarak düşünüyordum da yalnız meğer onlar da sürü balığı, sürü türüymüş. Yani bu akvaryuma nereden baksanız gene bir 4-5 tane alsam hakikaten değmez. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar her zaman vurguluyorum. Buradan Türkiye'ye götüremeyeceğim malzemelere para vermek istemiyorum. Zaten akvaryumlara verdik. Akvaryumlar büyük ihtimalle dönüş moduna girdiğim zaman burada kalacak. Bitki eğer başarabilirsem, olur da çoğaltıp diğer akvaryumlara ekersem bitkileri getirme imkanımız var. Olur da elimizde bitki olursa o ayrı konu. Ama dediğim gibi diğer akvaryumlara kesinlikle bitki almayacağım. Şimdilik böyle bırakacağım. Deneme aşaması. Yani
Her aldığım malzemenin fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Bu yanlış anlaşılmasın. Olmadığından değil. Gerek olmadığından. Çünkü yani şu akvaryumu ben mesela para vermedim. Adam bana kendi verdi. Eski kullanmadı bir. Bunda da hamster falan bakıyormuş. Yavrularını falan besliyormuş. Bunu bana verdi. Dedim ya dedim akvaryumla çok geç gelecek. Artı bir de İstanbul'dan malzemeler söyledim. En azından eski bir akvaryumum varsa geldiği zaman iade edeyim gibilerinden. Problem değil bunu al dedi. Kullan dedi. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani olmadığından değil çok şükür imkan var. İmkanda sıkıntı yok da mesela gerek yok. Abi şu akvaryumda gördüğünüz bitkilere 3 adet Eledoa, bir Anubias, Cryptocoryne. Şunun adını bilmiyorum. Şunun da adını bilmiyorum arkadaşlar. Hani kolay bitki diye istedim. Bunları verdi. Kolay bitki diye istedim. Bunları verdi. Yani şu bitkilere verdiğim para 80, 85 lira, 85 lira, 20 dolar arkadaşlar. Yani şu akvaryum içindeki bitkilere verdiğim para 20 dolar. Yani burada kalacak büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum. Kum mesela getirebilirim. Kumu alabilirim yanımda. Aslında biraz daha zorlasam yeni getireceğim akvaryumları bile eğer istediğim gibi olursa akvaryumlar adamın bana fotoğrafta gösterdiği gibi gelirse akvaryumlar onları Türkiye'ye getirtirebilirim. Onda sıkıntı yok. Onu da araştırdım. Bizim malları getirttiğimiz kargocuya söyledim. Serkan dedi hiç sıkıntı olmaz dedi. Buradan dedi yükler götürür dedi. Onda problem yok. Çünkü akvaryumlar gerçekten hani 40 40 40 güzel ölçüler, tam istediğim ölçüler. Ve çoğu balık türüne de uygun arkadaşlar. Yani çift melek bile bakılabilir onda. Çöpçüklükleri olsun. Hani koridor at türleri olsun. Melek olsun. Melek olsun. Ondan sonra ne bileyim böyle hani 3-4 çift üretim tankı olarak düşünürsek 3-4 çift lepistesi olabilir. Canlı doğuran türleri olabilir. Yani böyle çok şey olmayan balıklar yapılabilir. Yani o tanklarda beslenebilir. O yüzden yavruluk olabilir. Atıyorum. Yani ne beslersen besleyeyim o akvaryumlar benim işime yarayacaktır. Buhar camı söyledik. İnşallah derdimizi anlatabilmişizdir. Gerçekten ben burada internetten alışveriş yapmaya hakikaten korkar oldum. Artık bir de şu arka folyodan sonra iyice bir soğudum zaten. İyice bir soğudum o yüzden zaten arka folyoda bizim pet shopçıya siparişini verdim. Bana kendi söyledi internetten niye söylemiyor ya dedim korkuyorum ne gelecek diye. Yani söylemese o kazansın sıkıntı değil. Onunla zaten güzel bir arkadaşlık kurduk. Sağ olsun ilgileniyor. O yüzden evet. Tankımızın görüntüsü bu arkadaşlar. Dediğim gibi tavsiyeleriniz varsa eğer ne tür besleyelim diye eğer burada olan bir türse alabileceğim bir türse yani şu an kafamda Pigmet çöpçü ve şey var arkadaşlar. Kribensiz var. Hatta ben burada bir yani burada dediğim Polonya'da bir YouTube kanalını takip ediyorum. O adamda var böyle aynı bu şekilde ufak bir tankı var bitkili. Adam içine siyah moli balıkları atmış. Çok hoş durdu ama ne bileyim bu siyah moli balığına da çok şey olur yani gerek yok. Hani en azından güzel bir tür koyalım. Karides bilmiyorum arkadaşlar. Karides de olabilir ama yani karidesler de ne bileyim yani yakında bir karides çalışmam olacaktı. Bakalım ona da karides arama çalışmalarım olacak. Çünkü mini hobihanem kanalını takip ediyorum bu son zamanlarda. Gerçekten göletlerde falan karides avı yapıyor. Onun da taktiklerini falan izledim. Yani doğada onu da aramasını yapacağım. Ama burada şimdilik bakalım. Ama bu şekilde kalacağı belli arkadaşlar. En azından bir hafta 10 gün. Bir hafta 10 gün böyle kalsın. Canlarımızı daha sonra ekleriz. Artık ne ekleyeceğimiz belli değil. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz varsa tavsiyeleriniz. Tavsiyeleri açayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olarak, yorum atarak, beğeni atarak destek olursanız çok sevinirim. Herkese keyifli, sağlıklı hobiler dilerim. Hoşça kalın.